Evet ülkemizde ve dünyada şehden mehdiden geçilmez oldu. Dün sosyal medyayı takip edenler X platformunda bir TT gördüler. TT'de Meryem yazmaktaydı. Peki neydi bu Meryem'in öyküsü? Gerçekten bir kadın çıkıp şeyhliğini ilan etmiş miydi? Veya ben Meryem'in kızıyım demiş miydi? Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Fakat öncesinde 2 milyon aboneye doğru güzel güzel gidiyoruz. Siz de destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Evet konu ilk olarak bir video ile başladı. Sosyal medyaya bir edit video düştü. Bu edit videoda bir kadın Umre'ye gidiyordu. İlgili videoda kadının arkasında da pek çok kadın bulunmaktaydı. Ve bu edit sosyal medyaya şu başlıkla atıldı. Bu kadın Meryem'in kızı olduğunu iddia ediyor. Bu kadın şehliğini ilan etti. E haliyle Türk insanı durur mu? Hayır durmadı tabii ki. Bu kadar dikkat çekici bir başlığı hemen sahiplendiler ve yaymaya başladılar. Tabii bu olayda X platformundaki haber sayfalarında çok büyük payı vardı. Gerçekten geniş kitlelere ulaşan haber sayfaları konuyu anında yaymaya başladılar. Ekrana zaten şu an birkaç tanesini sizler için vermişimdir. Peki sonra ne oldu? Bu sayfalarda haberi görenler de balıklama bir şekilde olaya atladılar. Hem paylaştılar hem yorum yazdılar yaydılar da yaydılar. Ülkemizde hemen hemen her şeyin eleştirildiği ve kendisini elit gören ekşi sözlükteki insanlar bile ilk etapta bu olaya cumburlop atladılar. Yani şu anda ben bu videoyu sizin videoyu izlediğiniz günün sabahında çekiyorum. Saat şu an 7.20 geçiyor falan. Ekşide yaklaşık bu konuyla alakalı 17-18 sayfa entry var ve bu entrylerden 5-6 tanesi hariç hepsi tabii ki olayla dalga geçiyorlar fakat kadını da gömüyorlar. Yani gerçekten şehliğini ilan ettiğini düşünüyorlar. Bu arada amacım eleştirmek değil arkadaşlar. Şu anda olayın size akışını anlatıyorum. Eleştiremem çünkü Türkiye'de ve dünyada günde yüzlerce kişi zaten şehliğini, mehdiliğini falan ilan ediyor. Bu artık alıştığımız bir durum haline geldi. Şimdi bu neden yapılıyor? Bundan da kısaca bahsedeyim. Beyni biraz çalışan insanlar ve kötü çalışan insanlar ve insanları kandırmayı seven insanlar toplumda varoluşsal olarak boşlukta olan insanları çok iyi görüyorlar. Gerçekten toplumdaki bazı insanlar konu din olunca çok iyi bir şekilde manipüle edilebiliyorlar. E onları kontrol altına almakta bir nevi kontrol altına alan kişileri zenginleştiriyor, itibar sahibi yapıyor, yükseltiyor ve yüceltiyor. E durum böyle olunca da gün içerisinde yüzlerce kişi ben şeyhim, ben Mehdi'yim diye açıklamalar yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam daha bir ay kadar önce Esra Erol'daki Mustafa Çabuk olayını anlatmıştım sizlere. Nitekim Mustafa Çabuk'tan önce de Türkiye'de geçmiş yıllarda çok fazla sahte Mehdi ve şeyh olayı görmüştük. Ama bu kadının olayı böyle değil arkadaşlar. Üzgünüm oltaya geldiniz. Şimdi öncelikle kadının Meryem'in kızı olduğunu veya Mehdi olduğunu iddia ettiği hiçbir paylaşım yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. İddialara göre bu hanımefendi Umre'ye gidiyor ve Umre'den dönüyor. X platformundaki bir hesabın belirttiğine göre de bu hanımefendinin eski erkek arkadaşı bu görüntülerden, Umre görüntülerinden bir edit hazırlayıp bu kadın şehliğini ilan etti, bu kadın Hazreti Meryem'in kızı olduğunu iddia etti diye bu görüntüleri sosyal medyaya atıyor. Ha video ilk olarak hangi hesapta patlıyor vesaire bunlara dair net bir bilgi bulunmamakta. Fakat dediğim gibi X platformundaki bir hesabın iddiasına göre olay ilk olarak bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve şu anda da bu ilgili video videolardaki hanımefendi konuyla alakalı şikayetçi olmuş durumda. Ha bu arada iddialar doğruysa yani eski erkek arkadaşı kendisini kızdırmak için böyle bir şey ortaya attıysa şeytanın aklına gelmez beyni çok farklı çalışıyor. Çünkü bizim ülkemizde bir insanı ancak böyle bir konuyla bir günde gündeme sokardınız. Adam gitmiş harbiden onun iş konuyu bulmuş tak diye gündeme soktu olayı. Evet arkadaşlar lafı daha fazla dolandırmaya gerek yok. Konu kısaca bu şekildeydi. Olay fake böyle bir şey yok. Bu arada olay fake derken tekrardan belirtiyorum kadının böyle bir iddiası yok. Olay komple fake. Ama yine de şunu söyleyeyim tabii ki böyle ben şey diyenlerden, ben Mehdi'yim diyenlerden ben Meryem'in kızıyım diyenlerden uzak durun. Dini inancınız siz ve Allah arasındadır. Araya başkalarını katmanıza gerek yoktur. Müslümansanız da, Hristiyansanız da Museviseniz de her ne olursanız olun sizin peygamberiniz bellidir, sizin kitabınız bellidir. Bu tarz şeyler iddia eden insanlara da kesinlikle prim vermeyin. Bu uyarıyı yapıyorum çünkü önümüzdeki 5 yılda, önümüzdeki 10 yılda hatta belki de 50 yılda bu tarz çok fazla insan çıkıp sizleri manipüle etmeye çalışacak. Evet arkadaşlar konu kısaca bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hastalıktan gerçekten ölüyorum bu arada. Yani sesim bir türlü düzelmiyor ve artık delireceğim. Dün artık dayanamayıp doktora gittim. Salgın olduğunu söyledi. Sizler de lütfen dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Sallayıcı salladı dibinde kalmasın. Sağlık sigortasına para verdik. Dibine kadar faydalanmamız lazım. Sallayıcı onu. Ha. Sık sık